Burada yapmadığım hiçbir sihir kalmamış ki. Bütün bunları ezbere biliyorum. Yeni bir sihir bulmalı. Yaza kadar kızlarımı o şaşkın damatlardan ayıramazsam yazlığa bensiz gidecekler. Ve ben müdahale edemeyeceğim. Elim kolum bağlı burada kalacağım. Evet. En iyisi bu işi ben kendim halletmeliyim. Heh. Bakalım bizim kara kız ne yapıyor? Nasıl gidiyor küçük hanım? İşte bu kitabı okuyabiliyorum ama içindeki bazı sihirleri anlayamıyorum. Mesela? Mesela bu sayfada fanilerin kusurlarını anlatıyor. Ama kusur ne demek bilmiyorum. Esasında bu sorduğun çok zor bir soru. Kalk bakalım küçük hanım. Ben senin anlayacağın şekilde toparlamaya çalışayım. Bak şimdi, diyelim ki benim boyum senin kadar ama kilom şu andaki kilomla aynı. O zaman ben kusurlu olabilirim. Ama tabii bu herkese göre değişir. Kusur insanlara göre farklılaşır yani. Herkes için kusurlu olan şeyler var mı anne? Olmaz mı? Mesela insanın yalan söylemesi bir kusurdur. Keza dedikodu yapması bir kusurdur. Bunlar diğer insanlar tarafından hoş karşılanmaz. Aa, hatırladım. Anneannem Betüş'e öyle bir sihir yapmıştı. Şimdi bu kazana nedenli nedensiz yalan, bol bol samimiyetsizlik, iftira, ikiyüzlülük, çıkarcılık, kendini beğenmişlik tohumu atalım ve şöyle bir karıştıralım. İşte oldu. Şimdi bu sihir sayesinde kızlarım kocalarına ve yakın arkadaşlarına kötü davransınlar. Ve yanlarında hiç onları seven, sayan fani kalmasın. Bu durumda koşup analarına benim yanıma dönsünler. Evet, şimdi bu sihirler Betüş'ün ruhuna girsin. Gamsız hayat, herkese başka sorar, geçmiş hesaplarını, gamsız hayat. Aa, ne haber hayatım? İyiyim canım, nasıl geçiyor günün? Vallahi iyi geçiyor, Yavuz'la yemeğe çıkalım dedik, hani kafeye gelip bir şeyler yesek mi diyoruz? Aa, gelmeyin gelmeyin kafeye, kafe çok kalabalık, rahat edemezsiniz. Aa. Kalabalık mı ama hiç gürültü gelmiyor kulağıma. Ne yani Sadık? Ben şimdi sana yalan mı söylüyorum? Ben niye kızıyorsun yani şimdi? Kötü bir şey mi söyledik? Ya kusura bakma, o zaman biz de dışarıda yeriz. Allah Allah. Yani senin sinirlerin bozuk herhalde. Ben kapatıyorum hadi. Görüşürüz akşama. Eyvallah. Laf. Betüş. Adama niye kafe kalabalık dedin? Aman bırak Allah aşkına. Yavuz'la canları sıkılmış, öğle yemeğine kafeye geleceklermiş. Ay istemiyorum onları görmek, sallayıverdim. İyi ama sen Yavuz'u severdin. Ay bırak, nesini seveyim o şapşalın. Sırf Sadık onun yanında çalışıyor diye katlanıyorum. Aman bırak, yardımsever taze. Bana bak. Dün buraya spagetti yemeye gelen o zibidi yüzünden bahane bulmuyorsun sen değil mi? Eğer öyle bir şey varsa çok kötü bozuşuruz. Ay sen de bir tuhafsın Suzan. Ne alakası var? Girebilir miyiz? Aa tabii, niye kapıda duruyorsunuz ki? Aa anne, yemin çekerim. Meryem teyze sabahtan çok işin olduğunu söyleyince ben de öyle sandım ama boş. Vardı canım işin, sabahtan bir sürü müşteri vardı. Ben niye hiç bulaşık görmedim? Çünkü sen gelene kadar ben bütün bulaşıkları tek başıma yıkadım. Size ne ısmarlayayım? Esasında bir gazoz içsek yeter.
Ay bizim burada bulunmamızın amacı akşam için. Çocukların piyesi var ya. O niyetle geldik. Yavuz hepsine hediye alacağım diye tutturdu. Ben de anlamam bu işlerden biliyorsun. Sana sorayım dedim. Ne severler, ne alalım? Ha? Ay canım, canım. Ay nasıl seviyorum Yavuz'u. Ay Eda ne düşünceli çocuk. Bak yani o kadar duygulandım ki şimdi. Ay, hiçbir şey almasına gerek yok. Nezaketi yeter Taze'nin. Evli olduğunu bilmiyordum. Benden hoşlandın biliyorum. Ama böyle bir kadınla bundan sonra herhalde sadece arkadaş olmak istersin. Sen benden hoşlandın mı? Bu neyi değiştirir? Kocandan ayrılırsan değiştirir. Neyse, kahve için teşekkürler. Ay Tutuk, özür dilerim, ben tamamen unuttum. Gidiyor musun? Gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım. Belki öğlen yemeğe uğrarsın ha? Alabilir. Senin için özel bir spagetti hazırlarım. Tamam olur. Güle güle. Şimdiye kadar gördüğüm bütün erkeklerden daha karizmatik, daha zengin ve daha akıllı. Hem çok sosyal de değilmiş. İyi, çok insanla görüşmeyen erkek daha az korkutur. Hem belki onun sayesinde çevremde daha saygın faniler olur. Senin zaten saygın bir çevren yok mu? Aa, sen ne zaman geldin Suzancığım? Konuştuklarını duydum Betüş ve sana hiç yakıştıramadım. Ne demek istediğini hiç anlamadım. Dün burada spagetti yiyen adamı demin çıkarken gördüm. Arkasından da bugüne kadar gördüğüm erkeklerin en karizmatik olanı, en zengini ve de en akıllısı dediğini duydum. Ne yani Betüş Hanım? Hani Sadık Bey'in orta halli olması, fazla yakışıklı olmaması önemli değildi? Ne çabuk fikriniz değişiverdi? Betüş Hanım. Sadık? Bayağı kalabalıkmış kafe, görüyoruz. Bu kim? Kocam. Siz kimsiniz? Akın. Aa, sen adını nereden biliyorsun? Suzan Hanım, siz bu beyi tanıyorsunuz değil mi? Yoo, dün bir bugün iki. Bu beyefendi buraya geliyor, spagettilere hüpletiyor, gidiyor. Akın Bey, size sorabilir miyim hangisiyle ilgileniyorsunuz? Suzan Hanım'la mı yoksa karımla mı? Aa, ya da şöyle söyleyeyim. Eğer Suzan Hanım Akın Bey'le ilgileniyorsa bu masada senin ne işin var ha? Aa, Sadık Bey, daha fazla dayanamayacağım. Benim bu zibidiyle hiçbir alakam yok olamaz da. Aa, ama Betüş öyle söylemiyor. Öyle söylemiyor. Bana dedi ki işte dedi asılıyor dedi Akın Bey'e. Bir kızarıyor bozarıyor filan dedi. Aa, yeter Sadık, ben böyle bir şey söylemedim. Hayır söyledin. Akın Bey söyler misiniz hangisiyle ilgileniyorsunuz? Bakın Sadık Bey, ben Suzan Hanım'ı tanımıyorum. Bu sabaha kadar da Betüş Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Sizden ayrılacağını söylediği için bu masada oturuyorum. Ne? Eda, Yavuz, bari siz bana arka çıkın. Şimdi yani... Ay, ne oluyor anlamıyorum ama kafam çok karıştı. Galiba en iyisi Perihan teyzeyi çağırmak. Perihan teyze! Perihan teyze! Ne oldu Edacığım? Bak. Harakiri yap Dudu. Çünkü bu defa sonun çok kötü olacak. Bir daha yalanla işim olursa cüce kalayım. Sihirlerim, terk edin beni. Gidin. Anneannem bu sihirleri demek ki bu sayfaya bakıp yapmış. Aynen öyle. Şimdi anladın mı kusur neymiş? Anladım ama bir şey soracağım. İkimizin siyah olmamız kusur mu? Tabii ki değil. Sadece diğerlerine göre biraz farklıyız. Farklı olmamız kusurlu olduğumuz anlamına gelmez. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. Nasıl yani? Bazılarına göre biz beyaz mıyız? Sanmıyorum. Eğer renk körü değillerse değiliz. Hı? Ah, tabii ya. Kusur. Evet, kusur. Fanilerin en zayıf tarafları kusurlu olmaları. Ben bir ara bu sihri denemiştim. Ve Perihan yakalamasaydı başarılı da olacaktım. Hangi kitaptaydı bu? Ay, yapmıştım ben bunu bu kitapta. Hangisinde? Ay, bu Eda da bir tuhaf. Günlerdir kızına sihir kitabını açıklamaya çalışıyor. Ay, yap bir sihir kurtul. Bana kimse bu sihiri yapmadığı için hala satır satır okumak zorunda kalıyorum. Neredeydi acaba? Nerede bu ölçü? Hallacığım pardon. Hayrola abi, bir yere mi gidiyorsun? Yoo.
İki dirhem bir çekirdek ne oluyor? Ha bu mu? Çocuğumuz için. Buyur. Halacığım. Hadi bizim çocuğumuz olacak ya, Suzan'la benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.